Burdur'dan günaydın. Salda'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Tefenli villalarında konakladık dün akşam. Geceliği 220 lira verdik buraya, kahvaltı dahil. Sahibi çok kibar, çok yardımsever bir insan. Tavsiye ediyoruz, etrafı da çok beğendik. Kar da var. Böyle görüntü. Çıkacak kameralarda yani. Niye buluyor bir de her yeri? Hello, how are you? Merhaba, Salda'ya geldik. Şu an hava çok soğuk. Bizden başka da kimse yok zaten. Bakalım, yarın da Salda'ya yakın bir kayak merkezi varmış. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Görüntü çok güzel. Salda Kayak Merkezi aynı zamanda Salda Gölü manzaralı. Yolda da çıkarken bu manzaraları görebiliyorsunuz. Şimdi kayak merkezine geldik. Bizden başka neredeyse kimse yok. Haydi bakalım, kayalım. Merhabalar, şu anda Salda Kayak Merkezi'nin başlangıç noktasındayız, pistin en tepe noktasındayız. Burası çok güzel bir yer, çok sessiz, kimse yok ve hava da o kadar güzel ki gerçekten hani böyle kaydıkça kayasınız geliyor. Bunların yanında da en güzeli aslında. Kayak takımı için kaç para verdik? Kayak takımı için yarım gün kişi başı 25 lira verdik. Aynı zamanda telesiyej için de kişi başı yarım gün yine 15 lira verdik. Gayet ucuzdu. Evet, bunu Bursa'da yapsaydık yüzlerce lira para vermiştik şu an bunun için. Evet, maalesef. Ve pist de neredeyse hemen hemen aynı, hiçbir eksiği yok. Şu an her şey çok keyifli. Evet, çok keyifli. Gerçekten çok eğleniyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Salda'dan sonra Fethiye Göcek'te bulunan buraya geldik. Burasının ismi Kelebekler ve Hayaller Çiftliği. Buraya Airbnb'den tutup çok küçük bir evde kalıyoruz. 4 kişi kalıyoruz. Geceliğine 380 lira verdik. Dağın başında, hatta bir dağın zirvesinde olan bir yer. Etrafımız komple orman. Söylediklerine göre hatta ormanda gezintiye çıkıp çok güzel manzaralar da görebiliyormuşuz. Onları da yapacağız. Birkaç gün buralardayız. Sadece kafa dinleme amaçlı. Etrafa gitmeyeceğiz. Yemeğimizi yapacağız. Buralardayız.